Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte akıllı duş başlığı inceliyoruz. Evet arkadaşlar, bu bir akıllı duş başlığı. Olayımız da şu: banyo yaparken, duş alırken buradaki hoparlör sayesinde müzik dinleyebiliyoruz ve telefon görüşmeleri gerçekleştirebiliyoruz. Ve şu üst taraftan da banyoya şöyle tepeye takıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an duşa girdik. Umarım sesim size düzgün geliyordur. Oo, mis gibi. Suyumuz da ısındı bayağı. Şimdi arkadaşlar müziği şuradaki play pause tuşundan başlatacağım. Evet, şu an müzik eşliğinde banyomuzu yapabiliyoruz. Müzik dinleyebiliyoruz. Herhangi bir sorun yok. Müziği çok net duyabiliyoruz. Şimdi bir de bir telefon konuşması yapalım. Şu an senle duş başlığından konuşuyorum. Bayağı banyoda telefon keyfi çok iyiymiş ama sesin az geliyor. Benim de sesim sana sanıyorum az geliyor. Biraz bağırmam lazım. Su sesi engellemiyor. Şu an seni gayet net bir şekilde duyabiliyorum. Bence eve al arkadaşlar. Biz bu kadar keyifçi adamlar değiliz. Biz 5 dakikada duş alıp çıkıyoruz. Ben de çıkıyorum. Üşüdüm lan. Duştan arıyorum seni. Abi çok iyi yaptın. Sesin zaten bir derinden geliyor. Abi duş alıyorum. Duş. Sesin sana nasıl geliyor? Abi hoparlörü açınca biraz daha derli toplu geliyor ama kulağıma aldığım zaman çok derinden geliyor. Öyle yani. Arkadaşlar ben inceden ofiste duşumu aldım mis gibi. Ben şimdi havlumu bir sarılayım. Bu arada da bahsedeyim şundan. Benim sesim karşı tarafa oldukça az gidiyormuş arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Karşı taraf beni duymakta çok zorlanıyormuş. Ama ben karşı tarafın sesini oldukça net duydum. Müzik dinlerken de herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Müziği de gayet rahat duyabildim. Siz buradan bu arada Çağdaş'ın sesini belki duyamamış olabilirsiniz. Ancak ben çok net duydum. O konuda bir sıkıntımız yok. Evet arkadaşlar, masamıza geçtik. Aslında akıllı olan kısmı şu kısım. Bu kısmı çıkartabiliyoruz. Böyle telefonumuzu getiriyoruz. Ürünü açıyoruz. Şu an buradaki mavi ışık yanıp sönüyor ve artık aramaya hazır. Cihaz taraması yap diyorum. Gördüğünüz gibi DLM8 diye burada çıkıyor. Buna hemen basıyoruz. Şu an eşleşiyor. Gördüğünüz gibi bir ses de çıktı. Ürün telefonda konuşmamıza da müsaade ediyor. Şurada bir mikrofonu var. Gelen aramaları da şuradaki play pause tuşu üzerinden cevaplayabiliyoruz. Zaten burada da açma kapama tuşu var. Hoparlörde sesi bu kısımdan bize veriyor. Ürünü şarj etmek istiyorsak da şurada bir bağlantı var. Bu normal bir micro USB değil arkadaşlar. Normal şöyle bir adaptör girişi. Bunu buradan takıyoruz ve içindeki 1100 mAh'lik bataryayı dolduruyoruz. Yaklaşık 3,5-4 saat arasında bir sürede doluyor ve 11,5 saatlik bir kullanım sağlıyor. 15 günlük de bir bekleme süresi varmış ürünün. Şöyle hemen bir müzik açalım. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda hep birlikte akıllı duş başlığına baktık. Ürün şu kısımdan çıkabiliyor ve dışarıda da kullanabiliyoruz. Ancak temel kullanım amacı bunu banyoda kullanmak. Hani dışarıda kullanacaksak su geçirmeyen daha kaliteli bluetooth hoparlörler de var. Onlara da yönelebilirsiniz. Ama sadece banyoda kullanmaksa da işte 5 dakika müzik dinlemesek ya da telefonla konuşmasak da bir şey kaybetmeyiz bence. Ürünün yaklaşık 150-200 arasında bir fiyatı var arkadaşlar. Fiyatlar internette birazcık değişken. Benim için çok fazla gerekli, illaki olmazsa olmaz bir ürün değil. Ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Şuradaki ankete taşıdık. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ürünle ilgili kafanıza takılan soru işaretlerini hemen aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.